Bu araba bozulmuş. Biraz resim yapmak istiyorum. Şu yapboz parçalarını yapayım. Bir. İki. Üç. Bu da bitti. Çok sıkıldım ben ya. Deli, hadi parka gidelim. Ay, olur vallahi Loli. Ben de evde durmaktan çok sıkıldım. Baksana, çocuklar hep parkta oynuyor zaten. Hadi gidelim. Lili, istersen bir şapka al yanına. Dışarısı çok sıcak. Aman Loli, bir şey olmaz, fazla kalmayız zaten. Hadi gidelim. Peki sen bilirsin. Cici köpek. Aa, Loli bak, burada kum var. Hadi oynayalım, kumdan şekiller yapalım. Bence de. Bak Loli, şimdi ne yapacağım? Evet. Hop. Çok güzel oldu. Deli. Bak burada bir top var. Hadi top oynayalım. Al topu Lili. Hadi bana at. Hadi yakala bakalım. Merhaba. Topu alıyorum. Lili, topu getirdim. Aa, Lili. Senin burnun kanıyor. Ne? Burnun mu kanıyor? Olamaz. Ayşe. Ayşe. Efendim kızlar. Lili, burnun ne oldu senin? Kanıyor. Ayşe, bilmiyorum ki. Başımdan çok dönüyor. Lilicim, şu anda tam öğlen sıcağı. Ne şapkanı giymişsin, ne de bir güneş kremi sürmüşsün. Sıcak seni çarpmış olmalı. Gördün mü Lili? Ben sana söylemiştim. Çantamda biraz peçete ve soğuk su vardı. Dur hemen burnunu silelim. Lili, burnunu sık ve başını öne eğ bakalım şimdi. Aferin, aynen böyle. Şimdi gel biraz yıkayalım burnunu. Başını aşağıda tutmaya devam et Lili'cim. Ve burnunu sık. Tamam Ayşe. Biraz ensene soğuk su koyalım.
ve bir süre bekleyelim. Ayşe, konamıyor artık galiba. Evet, kanama durmuş. Şimdi seni doktora götüreceğim Lili'cim. Gel bakalım. Başın ağrımıyor değil mi hala? Ağrımıyor Ayşe. Soğuk uygulama iyi geldi. Tamam. Arkadaşlar, siz de öğlen sıcağında şapkasız dışarıya çıkmıyorsunuz değil mi? Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Lili ve Loli içeride oynuyorlar. Ben de onlara akşam yemeği hazırlıyorum. İşte pişti. Fırında da tavuk vardı. Oh, mis gibi akşam yemeği soframız hazır. Onları çağırayım. Lili, Loli, hadi yemek hazır. Geliyoruz Ayşe. Hadi Loli, yemek hazırmış. Oh, mis gibi yemek kokuları geliyor. Siz bir de tadına bakın bakalım. Hadi siz başlayın, ben Gül'ü alıp geliyorum. Gel bakalım bir tanem. Karnın acıktı mı senin? Hadi o zaman mama yemeğe gidiyoruz. Evet. Şimdi karnımızı doyuracağız. Gel bakalım. İşte senin maman burada. Ayşe, bunlar çok lezzetli olmuş ya. Ben yemeğimi bitirdim. Aferin size. Bütün tabaktakileri bitirdiniz. Hadi o zaman biraz odanıza gidin de oyun oynayın. Ayşe sen uyun, uyun. Evet. Biz de mamamızı bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Masayı toparlıyoruz. Bulaşıklar doğru makineye. Kalanları da alalım. Evet Gülcüm, bulaşıkları hallettik. Gel bakalım, biraz su vereyim sana. Evet. Hadi bakalım şimdi doğru yatağa. Evet, bizim için uyku zamanı. Kızlar, saat geç oldu. Dişlerinizi fırçaladınız mı? Haklısın Ayşe. Ben hemen fırçalamaya gidiyorum. Loli, hadi sen de yat bakalım. Çünkü uyku saatiniz geldi.
ben dişlerimi parçalayayım. Musluğu açalım. Eğlenceliymiş bu ya. Evet. İşte uyudu. Gizli hala gelmedi. Ne kadar uzun sürdü dişlerini fırçalaması ya. Gelip bir bakayım. Melih'cim, dişlerini fırçalaman güzel ama suyu boşa akıtıyordun. Ama ben hep böyle yapıyorum. Bizim su faturası neden bu kadar yüksek geldiği anlaşıldı. Arkadaşlar, su hayat için çok değerlidir. Lütfen su israf etmeyelim. Görüşürüz. Benim güzel çiçeklerim. Papatya en sevdiğim çiçek. Gidip evdekini de sulayayım. Kızlar. Papatya, ne oldu burada? Ayşe, biz kovalamaca oynarken elim çarptı, yere düştü. Ay, olamaz ya. Dalları da hep kırılmış. Ayşe, çok özür dilerim. Tamam Melih'ciğim, üzülme. Gider yenisini alırız. Ama o çiçeğe siz bakacaksınız, tamam mı? Peki Ayşe. Anlaştık. O zaman ben çiçekçiye gidiyorum. Siz burada uslu uslu bekleyin, tamam mı? Ay, ne kadar güzel çiçekler var burada. Ah, mis gibi. Ne değişik bir şey böyle. Daha önce hiç görmemiştim. Oh, mis gibi de kokuyor. Ben en iyisi Lili ve Loli için bunu alayım. Biraz da şurayı süpüreyim. Evet. Hiç toprak kırmızısı kalmadı. Evet. İşte yeni çiçeğimizi aldım. Ayşe, çok güzel bir çiçek bu. Oh, mis gibi de kokuyor. Lili'cim, her çiçek güzeldir ama bakım ister. Şimdi beni dikkatlice izleyin. Önce biraz budayalım. Bakın, burada dikenli bir ot var. Onu oradan almamız lazım. Gördün mü Lili'cim? Bak, bu otlar çiçeğe zarar verir. Ne kadar da büyük ve dikenli bir ot.
Haklısın Ayşe. Ve çiçekler ilaçlanmalıdır. Ayşe, ben bu çiçeğe gözüm gibi bakacağım. Sen hiç merak etme. Ben de suyunu veririm. Bundan hiç şüphem yok kızlar. Hadi onu da çiçekliğe koyalım. Buraya çok yakıştı, öyle değil mi? Arkadaşlar, peki sizin en sevdiğiniz çiçeğin adı nedir? Görüşürüz. Arkadaşlar, kendime çay yaptım. Çok güzel olmuş. Kızlara da meyve tabağı hazırlayayım. Şöyle güzel bir meyve olsa da yesek keşke. Merhaba kızlar. Lilicim, meyveni getirdim. Ayşe, tam zamanında yetiştin. Canım meyve çekmişti. Afiyet olsun kızlar. Rap rap. Çok lezzetli. Makineye atmadan önce bu lekeleri elimle çitilemem lazım. Lilicim, sen dolapların üzerine bir şeyler giy, ben su getireceğim. Ay. Ne giysem acaba? Bu kadar su yeter. Evet, işte suyu getirdim. Leğene biraz deterjan dökelim. Thank you.
gözünün içine kaçmamış. Hemen bol suyla yıkamamız lazım. Gel. Ah Leli, ah, dokunma dedim sana o kadar. Nasıl oldu? Yanıyor mu hala? Ayşe biraz kaşınıyor sanki. Dur, kaşıma. Doktora gitmemiz lazım. Ama kaşıntını alabilecek ne yapabiliriz? Buldum. Eski bir yöntem ama işe yarıyor. Lilicim, al bakalım. Bunu gözüne koy. Bu ne Ayşe? Bu solmuş çay pasası. Eskiden tıp bu kadar ilerlememişken böyle yöntemler kullanılırmış. İçindeki maddeler gözüne iyi gelecek. Kaşıntını alacak. Ay, buz gibi. İyi geldi Ayşe. Ama bu geçici bir yöntem. Derhal doktora gitmemiz lazım. Arkadaşlar, siz de lütfen dikkatli olun ve kimyasal maddelerden uzak durun. Görüşürüz.